Evet sevgili dostlar, ben Deniz Oytun Aydoğmuş. Kanalıma, şehrime, motoruma hoş geldiniz efendim. Haftanın ilk günü mesaimizi tamamladık. Çallı'dan Mazıdağ istikametine ilerliyoruz. İftar trafiği, iş çıkışı, ne derseniz artık trafik yoğun. Bu yoğun trafiği bu makineyle aşacağız. Bu canavarla aşacağız. Aurora Cappuccino. 50 cc'liklerin limuzini diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. 50 cc'liklerde geniş kasa, güzel tasarım, retro bir tasarım, led farlar vesaire vesaire. 50 cc'liklerin bu limuzini oluyor. Evet, şimdi bu saatlerde insanların iftar acelesi vesaire, açlık, oruç tutanlar için trafikte böyle dikkatsizliklere neden olabilir. O yüzden biz kendi kendimizi koruyup şakralarımızı dört açacağız. Mümkün mertebe alanımı geniş tutuyorum. Her an her yerden bir şeyler çıkabilir. Gerek yaya gerek araç anlamında. Dikkatim yolda. Kameralarım aktif. Şu anda Özlek AVM'nin önünden geçiyorum. Bu iki aracın arasına girmemek lazım. Şu boşluğu değerlendirmek istiyorum ama bu iki araç beni... Evet, şu ara açılırsa girerim o araya. Evet. Normalde iki kamyon, iki otobüs böyle yüksek, etrafı görünmeyen araçların arasına, sağını solunu, önünü göremediğin araçların arasına girmemen lazım dostum. Girersen çıkışta neyle karşılaşacağını kestiremezsin. Şu anda ben normalde araç sürücülerine göre biraz yüksek pozisyondayım. İleriye doğru önümü rahat bir şekilde görüyorum. Ama otobüsün kamyonetin arasında önümü görebilme şansım, sağımı solumu görebilme şansım yok. Bu taksici zaten şeridin üstünde duruyor. Herkes de bir sağdan trafik akıyor ya, sağa kaçma eğilim var. O yüzden böyle ortadan yardırırken araçların ön tekerlerinin pozisyonuna, fren lambalarına, hatta şoförlerinin işte duruşuna falan dikkat etmekte fayda var. Allah'ım, bu ne can canlı bir servis aracıymış. Ne can canlı bir servis aracıymış. Aa, Opet, burada yakıt almam lazımdı, unuttum ya. Neyse, artık yarın sabahleyin alırız. Tek çantaya düşmüşüz. Düşmemem lazımdı. Genellikle çeyrek depodayken alırdım benzinimi ama. Bugün bir şekilde dikkatimden kaçtı. Thank you.
Yine bir cappuccino. Cappuccinolar neden dikkatimi çekiyor? Çünkü oğlum çok seviyor. Yaşı gelmek üzere. Bu sene Kasım ayında M sınıfı ehliyet almak için artık yaşı tutacak. Gerçi biraz tedirginiz yani. Şevkini de kırmak istemiyoruz ama malum trafik şartları. Ama babası biniyor. Normal onu da istemesi. Kaçak göçek binmektense kontrolümüzde, bilgimiz dahilinde binmesi daha sağlıklı diye düşünüyorum. Yani hevesini kırmadan, bilgi ve görgüsünü geliştirmek suretiyle ağır ağır ilerletmesini istiyorum. Biz tecrübeleri şehir içi trafikte öğrendik. Araç sürüşüyle motor sürüşü aslında çok farklı. Gerek konumlanma, gerek tepkiler, gerek fren çok farklı. O sıfırdan motora başlayacak. Bu onun için aslında daha iyi. Işıldar motor. Burada da bir motosiklet bayisi var. Bu onun için daha iyi aslında. Sıfırdan başlaması. Ama işte bunu böyle kaçak göçek değil de kontrolümüz kapsamında, kontrolümüz dahilinde gerçekten yeterli olduğunda trafiğe çıkacak şekilde öğrenmesini istiyorum. O yüzden böyle köstek olmak istemiyorum. Destek olmak konusunda da böyle biraz ağırdan alıyorum. Böyle bir durumdayım. Cappuccino'ları çok seviyor da. O yüzden cappuccino gördükçe evet, buradan artık istikamet mazı. Tabii X-Max'in yokuşla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. O bana yol ver ben giderim diyor. Yokuş ver ben çıkarım diyor. İki kişi de bu yokuşları çok rahat bir şekilde biz çıkıyoruz zaten. Şu anda burada yokuş değil, eğim var gerçi ama ileride yokuş olan yerler de mevcut. Hem yokuş olan yerlerde de öndeki arabanın geri kaçırma ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Olabilir, herkes yokuş kalkışını çok iyi öğrenmemiş, başaramamış olabilir. Ama buradan sol yapacağız. Böyle eski evlerin bahçeleri tabii bakımsız da olsa gene de bakımsız ama neticede çiçek, ot, yeşillik, bahar ya, bahar gelmiş. Apartmanların bahçeleri hep bakımlı. Onlar bir şekilde sulanıyor, ediliyor, biçiliyor ama bu sarı çiçekler, papatyalar çok güzel değil mi ya? Bahar gelince çıkıyorlar. Ne kadar güzel oluyorlar. Buradan sağ yapacağız. Yokuş çıkmaya devam. Yokuşların eğimi gitgide artıyor. Gitgide daha çok yokuş, daha çok yokuş. Şu
şurası biraz tehlikeli, hard diye gelenler var. Burada aşağıdan gelenin sıkıntıda olduğunu düşünmeden haldır uldur girenler var kavşağa. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bak bak işte o bahsettiğim sarı çiçekler. Bir de frenk yemişlerimiz vardır Antalya'da. Bak sarı çiçeklere bak, ne kadar güzeller. Buradan da gün batımı size. Şuradan gün batımına bir bakaydık. Evet. Evet. Görünür mü acaba? Görünürse bakın işte gün batımı. Evet. Şehrin üstünü yavaş yavaş sis ve duman örtüyor. Güneş de hadi bana eyvallah diyor. Ben dünyanın öbür ucunu aydınlatmaya gidiyorum. Evet. Devam edelim. Sarı çiçekler her yerde. Evet, X-Max'in yokuşla bir derdi yok. Yol ver giderim diyor. Ve gidiyor da. Ve buraları da inanın iki kişi de aynı şekilde çıkıyor. Buradan da size gün batımı. Şu blokların hepsi böyle gün batımını her gün akşam izliyorlar işte. Ben şehirden kaçtım, Mazı'ya taşındım. Daha önceki videolarda bahsetmişimdir. Taşınma sürecim oldu. Sancılı bir süreç ama taşındıktan sonra da, yerleştikten sonra da oldukça mutluyum şu anda. Buralar yeni yapılaşıyor. Ama ormana yakın. Yani ormanlık alanları yarın yakıp da imar açmazlarsa netice itibarıyla ormana yakın. Buraların köpekleri tatlış arkadaşlar. Motorla insanla hiçbir dertleri yok. Kovalamıyorlar, ses etmiyorlar. Buraların köpekleri iyi yani. Evet geldik arkadaşlar. Yolculuğuma katıldığınız için, motoruma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi, yorumlarda öneri ve isteklerinizden bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.